kaçıncı yalnızlık trenlerin ardında? Bin pare olduğum kaçıncı bozgun? Bir gün bu esrarlı hikaye biter. Erzurum garında, banklar üstünde, kalem bana kızgın, kitaplar kızgın. Hasret katar katar uzayıp gider. İçimde bir figan, her düdük sesi. Her vagon, efkarlı bir uzun hava. Göçmen kuşlar hala dönmedi geri. Kurumuş evlerin karanfilleri. Ey Mona Lisa'nın kıskandığı el, sihrine bir defa dokunmak için hep aynı şarkıyı söyleyip durdum. Başımı umutsuz taşlara vurdum, diyor Nurullah Genç hocamız. Ve Diyanet Televizyonu ekranlarında Mahrem ve Münzevi programı kaldığı yerden devam ediyor. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Bu hayatın içerisinde inlik ilmik örülmüş hikayelerin şiir tadında anlatıldığı anlamlı programa hocam selam ederim. Eyvallah, aleyküm selam. Eksik olmayın. Sizden tren garı hikayelerini dinlemek, hayata dair gerçekten çok anlamlı hikayeler dinlemek gibi. Çünkü her tren garında verdiğiniz farklı mesajlar, aldırdığınız farklı dersler var. Ve geldiniz Erzurum tren garına. Tren garına girdiğimde o sıcak hava böyle beni bir yumuşak, yorgan gibi sardı bir anda. Böyle bir rahatladım içeri girdiğimde. Hala hissediyorum o duyguyu. O soğuk, buz havadan, buzlu havadan içeri girdiğimde sanki beni böyle kuşatan, hayata yeniden döndüren bir hal oldu. Donacak gibi hissediyordum artık kendimi. Hemen banka uzandım, kolumu koydum, yüzümü çevirdim. Bir baktım karşıda Mona Lisa tablosu. Reprodüksiyon falan diyorlar ya, yani sonradan yapılma belli ama böyle büyük bir tablo, heybetli bir Mona Lisa tablosu. Göz göze geldim. O kadar çok yorulmuşum ki uyumuşum. Sabahleyin kalktığımda 8 olmuş saat. Hı hı. Kolum kopmuş, uyuşmuş. Üzerine yattınız. Evet, böyle kalmış. Kolumu hissedemedim. Yarım saat kadar kol burada sallandı böyle. Sanki buraya tutturulmuş, bantlanmış gibi. Bir uyuşma, bir ağrı, bir sızı ve kol böyle kopmuş gibi. Okula gidene kadar ki oradan da yaya yürüdüm gittim. O saatte orada uçak, otobüs bulmam ya da başka bir şey bulmam mümkün değil. Dolmuş bulmam mümkün değil. Yürüdüm gittim. O kol böyle sallana sallana ben üniversiteye gittim. Derslere girdim. Teneffüste arkadaşlarla konuşurken gece eğer dışarıda kalacak kişi varsa haber versin beraber tren garında yatarız dediler. Biz niye kalalım yurtta kalıyoruz? Dedim ben fırında çalışıyorum ya bazen geç geleceğim onun için tren garına gitmem gerekebilir. Dediler ki ya bizim Nedim Kahya'yı bulduk. Sınıf arkadaşımız tren garında gişe memuruymuş meğer. Dediler ki o sana yardımcı olur. Nasıl mutlu oldum. Tren garında sanki böyle bir komşu buldum kendime. Kalacağım ya orada. Hemen gitti evinden bana bir battaniye, bir yastık getirdi. Hangi banktı dedi. Bankı gösterdi. Kalem aldı getirdi. O kalem bankın üzerine NG yazdı. Yüzlerce yolcu bank şeyden gitmiş gelmiştir. NG'nin ne olduğunu bilememişlerdir. Ama o bana zimmetledi orayı. Sen geldiğinde dedi. Eğer birisi bankta oturuyor olursa ben buradaysam ben izin ister kaldırırım. Kimse yoksa gösterdi ki bu ben buralarda uyuyorum. Ben bir meczubum. Burada uyuyorum. Bu bank da benim bankım. Zaten sana verir. Dedim ya Nedim dedim. Ya gerçekten bir meczup gibi ben dedim orada uyuyacağım artık. Çok enteresan. Biz bunları konuştuktan sonra akşam Nedim ayrıldı. Ben o gece bankta uyudum. Yani o gitti ben bankta uyudum. Dedim ki bugün bankta uyuyacağım. Yani bugün gitmeyeceğim. Fırında çalışmadan gittim bankta uyudum o gece. Bakayım ne olacak dedim. Başımı koydum. Mona Lisa'nın tablosuna bakarken, ellerine bakarken annemin elleri aklıma geldi. Bir dakika, ki, Mona Lisa'nın tablosunda Mona Lisa'nın ellerine bakarken annenizin o şefkatle yoğrulmuş ellerini hatırladınız. Allah Allah. Çünkü böyle annemin işte beyaz tenliydi. Elleri böyle bembeyaz elleri vardı. Yani yedi beyza derdim ben. Hani beyaz el, yed el demek. Yedi beyza. Hazreti Musa için kullanılır ya. Ben anneme, anne sen yedi beyzasın ve iki tane yedi beyzan var derdim. İki tane beyaz elin var derdim.
Babam da tebessüm ederdi. Bak ne istiyorsun, oğlun sana ne biçim bir paye veriyor filan derdi. Bu kadar ayrıntılı ilk defa burada anlatıyorum. Yani beyaz eli ya da Mona Lisa'nın elini. Annemin elleriyle ilgili böyle bir muhabbetimiz olduğu için Mona Lisa'nın ellerine bakarken dedim ki kendi kendime, bu kadar mağrur olma. Yani seni yapan, seni elleri güzel olarak yapmış ve herkes güzel elli Mona Lisa olarak biliyor seni ama benim annemin elleri senden daha güzel. Uyudum o gece. Gecenin bir vaktinde ben işte saat erken de gitmişim. Biraz da erken uyumuşum. Yani 11 gibi falan muhtemelen uyudum. Saat 1'de bir coşkuyla, bir kalabalık sesiyle, bir gürül gürül sesle uyandım. Gecenin 1'i. Bir baktım yolcular geçiyor sağımdan, solumdan, oradan, buradan. Ya ne oluyor filan? Kalktım. Meğer banliyö treni varmış. Her gece 1'de geliyormuş. Siz banliyö uyuyorsunuz. Ben uyuyorum ama banliyö treninden haberim yok o trenden. Gece 1'de banliyö treni gelmiş. Bir anda yolcular inmişler aşağı, bekleme salonuna giriyorlar, öbür tarafa çıkıyorlar. O yüzden böyle bir coşkulu kalabalık. Battaniyeden başımı kaldırdım şöyle bir çevreme bakıyorum. Hafif doğrulmuşum, tam değil, böyle yan yatmış durumda. Erzurumlu kadınlar, yaşlı kadınlar falan geçerken bana bakıyorlar. Bir insan, garibim diyorlar. Tabii bir insan gece yarısı battaniye üzerinde tren garında yatıyorsa kim olabilir ki? Ya meczuptur. Ya gidecek. Nedim'le aramızda konuştuk. Meczup gibi yatacağım filan dedik. Kadının birisi geldi dedi ki "Vişaman Erzurum şivesiyle. Abi meczuba biraz yemek verin Erzurum şivesiyle. Buna biraz para verin." Ben böyle güleceğim gülemiyorum. Tamam diyemiyorum, ben meczup değilim. Üniversitede okuyorum, geldim burada uyuyorum filan. Başladılar benim yanıma yöreme para bırakmaya. Yiyecek bırakmaya. Kadın onu söyleyince döndü birileri para bıraktı. Bozuk para, kağıt para. Bizim insanımızın güzelliği öyle. Ama bizim insanımızın bir güzelliği daha var ki size bırakılan paraları siz aldınız sonra ne yaptınız? Yani ben tabii o paraları alıp cebime koymam ya. Mümkün değil. Çünkü ben meczup değilim ki. Ya. Ben ertesi gün baktım o paralar işte yiyecekler filan. Aldım onları. Paraları saydım. Erzurum'da Cumhuriyet Caddesi diye bir ana cadde vardır. O caddenin böyle hemen ortasında bir yerde de eskiden işte şimdi değil de Dadaş Sineması denirdi. Bir merkezi sinema vardı. O sinemanın arka tarafında da Muratpaşa Camii diye bir tarihi cami vardı. Muratpaşa'nın yaptırdığı. O caminin etrafında Erzurum'un meczupları dolaşırdı daha çok. Dolayısıyla meczupların orada olduğunu bildiğim için oraya gittim. O meczuplara verdim. Ben hemen her yer uyuduğumda yanımda para bulurdum. Erzurum insanı gelirdi, bakardı ki orada bir meczup uyuyor. Yanıma para ve yiyecek bırakırdı. Alırdım, götürürdüm Muratpaşa Camii'nin oraya. Meczupları her zaman bulamazdım. Bulamadığımda da o boyacıyla Kestane Camcı'ya bırakırdım. Çünkü su akıyor, yolunu buluyor hocam. Tabii, derdim ki ya bunları bu meczuplara verin. Çünkü trende bana veriyorlar, meczup diye bırakıyorlar bana. Alıp götürürdüm onları. Başladım böyle devam etmeye. Orada kalıyorum, yatıyorum. İşte böyle 6.30-7 gibi tren garına gelirdim. Güneş benimle beraber batardı. Ya da işte güneş batmıştır, akşamın alacakaranlığı vardır. Bir de bank şeyin önünde, tam tren garının Erzurum'a bakan tarafında bir bank vardı. Orada otururdum, yolcuları izlerdim, geleni gideni seyrederdim. İşte köpekler, kediler dolaşırdı, onlara bakardım. Hava kararırdı, güneş batardı, hepsi giderdi, tek başıma kalırdım. En son iyice böyle hafif serin hissedince havayı içeri girerdim, bankın üzerine otururdum. Yağmur yağardı. İşte şimşek çakardı, yıldırımlar düşerdi. Ben orada tek başıma otururdum. Böyle o yıldırımların, şimşeklerin yansımaları camlardan benim üzerime düşer gibi hissederdim, düşüyor gibi hissederdim. Ve derdim ki herkes gitti, ben kaldım. Kalemi, kağıdı elime aldığım böyle Fuzuli'nin hep tekrarladığı beyti aklıma geldi. Ne yanar kimse bana ateşi dilden özge, ne açar kimse kapım bağda sabahdan gayrı. Gönül ateşinden başka bana yanan yok. Sabah rüzgarından başka da kapımı açan yok diyor Fuzuli. Durdum bir anda dedim ki kapım yok ki açsınlar. Bakın burası çok kritik ve önemli. Ey Fuzuli, sen yine benden daha iyi durumdaydın. Kapın vardı, açıyorlardı. Benim şu anda kapım yok ki kapımı açsınlar. Kim benim kapımı açacak? Bankta oturuyorum. Ne bilsin ki insanlar bu yalnız. Buradan gidip bankın üzerinde uyuyacak sabaha kadar. Kim bilsin dedim yani. Bak ben burada yapayalnız oturuyorum. Öyle. Senin yine iyi evin vardı. Tabii. Kapıyı açıyordu birisi.
E gönül ateşin sana yanıyordu. Ben kendime yanmayı da unutmuş bir adam vardı. Bu kadar ki yalnızım dedim. Kalemi elime aldım. Evet. Ve yalnızlık şiiri yazdım. Ama sonra şiirden sonra içeri geçtim. Onu da söyleyeyim. Lütfen. Şiirden belki bir beyit falan okuruz. Tabii. Banka oturdum. Sonra dedim ki sen yanlış yaptın. Ya sen yalnız değilsin. Sen yalnız değilsin ki. Ya. Niye böyle düşündün? Çünkü sen dedim sana şah damarından daha yakın Rabbinle baş başasın. Berabersin. Öyle buyuruyor, ben size şah damarınızdan daha yakınım. Sen niye yalnız olasın ki? La tahzen innellaha ma'ana. Böyle buyurmuyor mu Cenab-ı Hak? Peygamberimiz Hazreti Ebu Bekir'le beraberken mahzun olma Allah benimle bizimle beraberdir diye buyurmuyor mu? Niye yalnızsın ki sen? Belki de dedim yani her şey çekilip gidiyor, o yıldırımlar düşüyor, şimşekler düşüyor. Belki de etrafında melekler var, kiramen katibin var. Seni belki de şu anda çiçeklerle donatıyorlar, yakana çiçek takıyorlar. Yani o okuduğum bölümde Erzurum garında gece yarısı bankların üstüne şimşekler konar. Bazen bir yıldırım gezinir saçlarımda, bazen bir melek saatler boyu yakama ölümsüz çiçekler takar mısraları buradan doğmuştur. Tabii. Belki de yakana çiçek takıyorlar dedim. Nereden biliyorsun? Kendimi böyle bir teskin ettim, uzandım, Mona Lisa ile konuştum, uyudum. Uyudum. O gece. Ama uyumadan önce bir yalnızsın şiiri yazdınız ki evet. O şiiri bir dinlemek isteriz. Eyvallah, hocam. İşte bu şiiri o bankın üzerinde o gün kaleme almıştım. Ve yani Fuzuli Üstad'a bir... Nazire. Nazire değil, bir karşı duruştu. Karşı bir duruş. Belki ne yanar kimse bana ateşi dilden özge, ne açar kimse kapın bağdı sabahdan gayrı. Mısralarından doğmuş, kapısı da olmayan bir adamın yalnızlık şiiriydi. Yani onun bir adım sonrasıydı. Çünkü benim kimsenin çalacağı kapım öyle yoktu o gün. Onun yine kapısı varmış. Benim kapım da yoktu. Ve elime kalemi aldım. Bir akşam oturduğum yere dikkat edin. Bir akşam ışıkların dağlara güldüğünü, bir akşam bulutların seyre döküldüğünü, görürsün hasretiyle sabah ezgilerinin, bir akşam gözlerin ufka dalar, pek derin. Kuşlar öter, uçuşur, yeşil dallara konar, umutlar yaprak yaprak alevlenir de yanar. Son mutluluk sesleri dökülür dudaklardan. İnsanlar gölge gibi çekilir sokaklardan. Rüzgar okşamaktayken anne gibi tenini, gecenin kolları sessizce yakalar seni. Anlarsın gözlerinin dolup boşaldığını. Anlarsın yalnızlığı ve yalnız kaldığını. Kapı da yok çünkü. Kimsenin çalacağı bir kapın da yok. Tek başınasın. Ve bitirdikten sonra da Fuzuli Üstad'a seslendim. Dedim yalnızlık öyle olmaz, böyle olur. Şiiri cebime koydum o zaman. Böyle 4 yıl içerisinde muhtemelen 100 geceye yakın, az ya da çok, yani kaydını tutmadım. Keşke günlük tutsaydım. Tutamadım. Tren garında geçti benim 4 yıl içerisindeki gecelerim. Günlüğü tutamadınız ama şiirlerini öyle güzel yazdınız ki. Ne zaman? Dile kolay bir 15 sene sonra. Evet. Yıl 1995. Evet. Evdesiniz. Evet. Bir akşam bir film izliyorsunuz. Evet. Sonra? Bir akşam film izliyorum. Bir baktım tren garında geçen bir film. Sevgiliyi bekleyen bir adam. Ya. 3 ay bekliyor. Saç sakal birbirine karışıyor. Beklediği gelmiyor. Sevgili gelmiyor. Fakat tren garından ayrılmıyor. Orada dolaşıyor meczup gibi. Bir duygulandım. Ben tren garının meczubuydum dedim. Bana meczup yerine para bırakıyordu insanlar. Evet saçım sakalım karışmamıştı birbirine ama ben haftada bir gece iki gece tren garında battaniye altında uyuyordum. Benim 10 yılım var tren garlarında geçmiş. Adam 3 ay kaldı diye ayrılmıyor. Soruyorlar neden ayrılmıyorsun, burayı çok sevdim diyor. Tabii. Ve aklımda benim ne siyah gözlerine bende götür var, ne öyle bir şey var. Ne sizin okuduğunuz Ey Mona Lisa'nın kıskandığı el şiiri var. Hiçbir şey yok aklımda. Tren garına gittim. İçeri girdim. Çöktüm. Benim bank yok. Eyvah. Eyvah. Kaldırmışlar ve oralara plastik sandalyeler falan koymuşlar. O bankı orada göremedim ya Selahattin kardeşim. Ya nasıl bir ağladım biliyor musun? Ağlamaz mı? Çıktım dışarıya. Sanki yuvam yanmış. Yatağım yanmış. Hatıralarım yanmış. Dedim ki benim hatıralarım yandı. Ben nasıl vefasızım ya. Ben bu bankı niye alıp götürmedim? Parayla satın alsaydım keşke. Götürüp evime koysaydım. Boya sandıklarımı koruyamadım, kırdılar. Bankıma da vefasızlık ettim. Bankım gitmiş. Bankım gitmiş derken döndüm Mona Lisa yok.
O da yok. O da gitmiş. Eyvah dedim. Annemin ellerini neyle konuşacağım ben şimdi? Ve ben banktan ayrılamadım biliyor musun? Meczup gibi sabaha kadar dolaştım durdum. Garın bekleme içinde. Salon. Evet, dolaştım durdum. Geldim bekleme salonunda oturdum. Düşündüm. Canım yandı. Kendi elleriyle hatıralarını katleden adam dedim kendime. Yandı içim ve ben ayrılamadım. O gece işte şükrettiğim bir şey oldu. Ben böyle tren garında dolaşırken gelip geçenler zaman zaman yolcu ya da bilet almaya beni görenler benim halimden şüpheleniyorlardı. Bana birkaç tanesi dediler ki ya bu meczup herhalde. Çünkü ben konuşuyordum sürekli. Konuşarak geziyordum. Neden? Şiirler başlamıştı. Doğru. Ve ben o gece, ilk gece seni yaşamadan ölmeyeceğim diye o ilk bölümü kaleme aldım. Cebimde kağıdım kalemim vardı. Konuşa konuşa çıkarıyordum, yazıyordum, konuşuyordum. Çıkarıp kaleme alıyordum, konuşuyordum. Şimdi şiirin ilk bölümünü okuduğunuzda şeyden Kars'taki tren garından Erzurum'daki tren garına benim yanımdan gelip geçen kuşlara, oradaki o sahneye, güvercinlere kadar her şeyin nasıl bir şiir diline dönüştüğünü ilk bölümü okuduğunuzda göreceksiniz. Yani hatta oradan izin verseniz ben lütfen, birkaç mısrayı da tabii, tabii, buyurun. Okuyayım. Buyurun hocam. Yani aşka özgü zakkum bahçelerinde gene acılarla kalıyorum ben. Deniz ölesiye yakın ayaklarıma. Hayallerimdir bunlar benim. Bankta otururken denizi böyle yanımda hissediyordum. Diyordum ki ben şu anda denize bakıyorum. Hangi deniz? Bulut denizi. Bunlar böyle sıradan ortaya tabii çıkmış şeyler değil. Hep o günlerin duyguları ve hatıraları. Erzurum garında banklar üstünde sukutu hayale uğrayan kalbim. Sukutu hayalle sükutu hayal farklıdır farklı biliyorsunuz. Biri hayalin susması, biri kırılması. Sukut kırılmadır çünkü. Sukutu hayal, hayalimin kırılmasıydı. Geceyi kavrayan parmaklarımla bu hasret, bu icran zelzelesinden beni kurtarmaya gücünüz yetmez. Çünkü mutsuzluğun mekteplerinde ıstırap dersleri alıyorum ben diye yürümeye başladım. Sonra Erzurum garında banklar üstünde susuzluktan ağlayan bir güvercin içime vuruyor kanatlarını. Bunlar hissettiğim şeylerdir hep. Namelerin ateşinde parlayan kuşlar bölük bölük hayatıma giriyor. Bütün çığlıkları kuşanmış ölüm, dudaklarında siyanür. Oysa bilmiyor ki bu yolculuktan yollar tükense de dönmeyeceğim, seni yaşamadan ölmeyeceğim dediğim aslında benim bütün davamdı ve inancımdı. Neydi hocam o davanız bütün ve inancınızı açalım. Benim davam bellidir. Nizam-ı hak davasıdır. Hakkın nizam davasıdır. İnsanlığa yeniden Efendimizin ve İslam'ın nurunu hakim kılma davasıdır. Onu yaşamadan ölmeyeceğim. Seni yaşamadan ölmeyeceğim dediğim tam da buydu işte. İlahi kelimetullah davası. Evet, ben onun için mücadele edeceğim. Hayatımı buna hasredeceğim. Ve onu yaşamadan da ölmeyeceğim. Çünkü ben o bankın üzerinde otururken de senin Rabbin Allah'tır ve sana şah damarından daha yakındır derken de o davanın insanıydı. Bütün kusurlarımla ben hala o davanın insanıyım. Elhamdülillah. Burada kastımız oydu. İşte o andan itibaren de Kars'a gitti bir anda zihin dünyam. İlk tren garı. 12 ve oradan yaş. Hatıralar bilmeye başladı. Seni yaş- o Çin harikası bakışlarını, ya, o Pekin gözlerini derken de o zulme uğrayan, işkence çeken kıza gitti aklım. Neden? Çünkü davayı yaşamadan ölmeyeceğim dediğim yerde zulmün ortadan kaldırılması vardı. Şimdi bu şiiri böyle anladığımızda bu şiirin çehresi değişir. Değişiyor. İlk geceyi bitirdiniz. Hiç uyumadan okula gittiniz. Evet, evet. Okula gittiğiniz halde enerjinizde en ufak bir azalma olmadı. Derslere asla girdiniz. Evet. Çünkü hala içinizde o şiirin mısraları dönmeye devam ediyor. Devam ediyor. Ve o günü bitirdiniz okulda. Bitirdim, eve gittim. Yemek yedim. Bir kısa saat, iki saat falan uyudum. Hiç uyumamıştım çünkü. İşte eşim hanımefendiye dedim ki beni kaldır. Kaldırdı. Nereye dedi? Dedim ben yine tren garına gidiyorum. Şaşırmıyor mu? Hayırdır Nurullah Bey, ne oluyor? Benim yani şiir yazarken evet, garip hallerimi bildiği tamam için. Yani yağmur yazarken 3 ay eve kapanmışım. Biliyor zaten deli adam. Ya biliyor öyle yani, deliliğe cevap veriyor. Hayır öyle yani diyor, ya diyormuş çevresine. Diyormuş yani ya şiir yazıyor. Deli deli halleri var. Yani bazen çekip gidiyor. Bazen gara gidiyor. Bazen başka yerlere gidiyor filan. İkinci gece gittim. İkinci gece yine sabaha kadar hatıralar. Bu dünya, bu dünyanın ne olduğu, kıyamet ve görmeden inandığımız Allah ve felsefede ve metafizikte bilinmeyenin gözü olan siyah renk artık ufkumdan mavi silindi, kahverengi silindi, sarı silindi. Bütün renkler silindi kısacası. Adeta bir kıyamet evet, depremi yaşandı. Evet. Orada.
yıkındı ve biraz kalp deprem yangın. Sonrası biraz şehir hülyası. Bir kalp yangınından geriye kalan. Kalan bir kalp yangınından ya. Geriye kalan siyah gözlerine beni de götür. Artık bu yerlere. Artık bu yerlere sığamıyorum. Peki nedir bu? Yeni bir koşu. Tabii. Yeni bir koşu. İrem nedir? Dünyanın bütün zenginliği. Böyle. Ben şiir açıklamayı sevmem. Bu üç şiirinde tek kelimesi değişmemiştir. Gecede yazıldıkları halleriyledir. Ya. Ve okursanız devamını bir tekrardan bakın. Bu açıklamalardan sonra ne manaya geldiğini daha iyi göreceğiz. Pembe uçurtmalar yolladığından beri sarardı tiryaki menekşeleri. Dünyanın bütün tiryakilikleri gitti. Sonbaharın tozlu kafeslerinde sevgi turnaları yakalıyorum. Turnalar gidiyor, ben kalıyorum. Bir şey söyleyeyim. Lütfen. Bütün sevgi turnalarını kaybediyoruz. Annemiz bizi seviyor, ölüyor. Babamız bizi çok seviyor, ölüyor. Eşimizi kaybediyoruz, çocuklarımız bizi kaybediyor. Dünyadaki bütün sevgi turnalarını kaybederek bu dünyadan ayrılıyoruz. Biz de başkalarının sevgi turnasıyız. Ve biz de onları terk ediyoruz, onlar da bizden ayrılıyor. Bu dünyada baki kılacağımız bir insan sevgisi yok. Tek sevgi var. Allah. Allah sevgisi, peygamber sevgisi. Çünkü ölürken bizi terk etmeyen sevgi o. Öyle. Şimdi devam edin. Tabii. Sevgi turnaları yakalıyorum. Turnalar gidiyor, ben kalıyorum. Avareyim, asudeyim, yorgunum. Bilmiyorum neden sana vurgunum. Erzurum garında, banklar üstünde. Uyku tutmuyor karanlıkları. İtik düşlerimi kovalıyorum. Gölgeler gidiyor, ben kalıyorum. Evet, insan. İnsan gölgeyle anlatılır değil mi? Osmanlı sultanlarının bir namı da Zıllullahi fil arzdı. Yeryüzünde Allah'ın gölgesi. Değil mi? Eflatun mağara alegorisinde insanı gölgeyle anlatır. Ne zannettiniz yani? Ben gölgeler gidiyor derken yeryüzünü terk eden bütün insanlıktan söz ediyorum orada. Kim kalmış? Allah Kur'an'da buyurmuyor mu? Şu insanları, şu insan gruplarını, şu milletleri helak ettik diye. İnsan bir gölge gibidir yeryüzünde ve çekip gidiyor. Ben giden insanlara bakıyorum. Yani şimdi 1995'te yazılmış ya bu şiir. 94 Erzincan depremini yaşadım. Fanilik mührü hepimizin üzerinde. Hiç silinmiyor o mühür. Evet. Unutmayın diyorsunuz. Bin bir türlü kokuyorsa yaylalar, siyah gözlerine beni de götür. Baharın koynundan koparıp sana ipek bir mendile sardığım yüreğimle şehzade gülleri gönderiyorum. Umutlar kalıyor, ben gidiyorum. Bütün yelkenlileri, deniz fenerlerini, kaptanları sorgulayan, yanından geçen köheylanların korku tufanına yakalandığı siyah gözlerine beni de götür. Güneş ülkesinden gelen yiğitler, benzeri olmayan bir dünya kursun. Cellat ayrılığın boynunu vursun. Var mı orada ayrılık? Yok. İşte şiirin ne olduğu, şiirin ne olduğu belli değil mi? Çok açık yani. Ayrılığın bittiği dünya bu dünya değil, öte dünyadır. Kıyamet koptu ve gittik evet. Oraya. Usul usul intizarı çürüten, beklemeyi çürüten. Bitti. Bu hercai diken, bu çılgın arzu. Sürüklüyor imkansız muştuların eşiğine gönül vadilerini. Bir ağaçtan düşen yapraklar gibi düşüyorum tanrıya. Ya topla yaralı kırlangıçları, ya da bu vefasız şarkıyı bitir. Özgürlüğe giden uzaklar gibi siyah gözlerine beni de götür. O siyah gözler Rabbimizin kudret elinden söz ederiz ya. Onun kudret gözü ve basarıdır. Onun sonsuz bakışıdır. Onun sonsuz görme halidir. Biz ondan aldığımız basar sıfatıyla kısmen görüyoruz. Her şeyi gören Rabbim değil mi? Her şeyi görür ve bilir. Ayet meali değil midir? İşte neyle görür? O sonsuz bakışıyla ve sonsuz görme sıfatıyla görür. Zati sıfatları sonsuzluktur. Vücut kıdem beka vahdaniyet. Muhalefetün lil havadis kıyam bi nefsihi. Şimdi oraya gitme arzusundan doğmuş ve arka planı böylesine dolu, aslında dolu bir şiiri... O kelimelerin ıstırahi manalarına nüfuz edemeyenlerin arabesklikle bu şiiri vasıflandırmalarını hoş görüyorum. Hocam siz... Ama hepsine de hakkımı helal edin. Allah razı olsun. Evet. Siz bize hakkınızı helal edin.
Yani ömrün duraklarında unutulmaz tren galleri ve o tren gallerindeki hikayelerinizi anlattınız ya, biz bugünkü programımızda bir kez daha seni yaşamadan ölmeyeceğim, siyah gözlerine beni de götür, Mona Lisa'nın kıskandığı el şiirlerinizi çok daha iyi idrak ettik. Bu şiirlerin manasına vesilenize nüfuz ettik. Rabbim inşallah bu şiirlerdeki hakikatleri idrak edip salih ve sadık kullarıyla, sevgilileriyle beraber inşallah cennetinde bizleri cemaliyle müşerref eylesin. Orada bu siyah gözlerine beni de götür şiirinin manası tahakkuk etsin inşallah. İnşallah, duamız bu inşallah, yöndedir. İnşallah. Zannediyorum bölüm sonuna geldik. Evet. Şöyle yapalım mı? Buyurun. Bizim hani eskiden arkası yarınlarımız vardı. Benim rahmetli nenem de masalları öyle anlatırdı. Bizim çocuklar, de çocukluğumuzda radyolarda vardı. Ey Mona Lisa'nın kıskandığı el bölümüyle, kalan kısmıyla öbür bölüme başlayalım. Sonra hikayeye devam edelim. Tamam. Tamam hocam. Öyle yapalım. Değerli izleyenler, Diyanet Televizyonu ekranlarında Mahrem ve Münzevi programında Nurullah Genç hocamla birlikte huzurlarınızdaydık. Şiir gibi bir program oldu yine. Zamanın nasıl geçtiğini anlayamadığımız bir program. Üstad Necip Fazıl'ın hani o geçen dakikalarım vardır ya, biz bu geçen dakikalarımızı çok dolu dolu geçirdik sizlerle birlikte. Aynı saatlerde, önümüzdeki hafta aynı saatlerde tekrar huzurlarınızda olmak dileği ve duasıyla diyelim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.